İyi akşamlar. Kapanışa doğruya hoş geldiniz. Saatler 17. Günün öne çıkanlarını Alican Türkoğlu ile değerlendirerek başlayalım. Alican hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bir dakika, bir son dakika ben gördüm. Ben de not alıyordum. Amerika'da Michigan Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta 71,2'ye geriledi. Beklenti de zaten paralelmiş aşağı yukarı. 71,3'müş. Önceki 71,6. Verileri konuşacağız. Araştırma masasına döneceğiz ama şimdi Alican'la siyasetin ekonomi kurmayları cephesinden gelen açıklamaları, mesajları bir değerlendirelim. Hem Cevdet Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısından gelen açıklamalar var OVP kapsamında. Ki önemli temasları da oldu. Hem de Bakan Şimşek'ten, yani ekonominin başındaki isimden gelen tespitler, vaatler, hedefler var. Buradan başlayalım. Şimdi tabii ekonomi yönetiminin öncelikli gündemi orta vadeli program. Hı hı. Eylül ayının başında açıklanması hedefleniyor ki bugün Mehmet Şimşek onu bir kez daha tekrarladı. Yani ekonomi yönetiminin yol haritası olarak değerlendirilebilecek orta vadeli programın Eylül ayının başında açıklanması, kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tüm paydaşlarla görüşmeleri var. İşte STK'larla bir araya geldi, sendikalarla bir araya gelmişti zaten. İş dünyasıyla görüştü. Şimdi banka genel müdürleriyle bugün de bir araya geldi ve bu kapsamda istişareler gerçekleştiriliyor. Fikir alışverişleri yapılıyor. Ekonomi yönetiminin şu ana kadar uygulamış olduğu politikalar konuşuluyor ve bundan sonra atılabilecek muhtemel adımlar üzerine de değerlendirmelerde bulunuluyor. Şimdi diyor ki Sayın Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın zaten ana hedefi enflasyonu tek haneye indirmek. Bu konuda hem Hazine Maliye Bakanı'nın hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın çok net değerlendirmeleri zaten var. Bu çerçeveyle, bunun çerçevesinde hem Merkez Bankası hem hükümet aynı hedef birliği içerisinde beraber ortaya koyacaklar diyor ve bunun da paydaşlarla paylaşımı gerçekleştiriliyor aslında. OVP'den önemli beklentinin tasarruf oranlarının artırılması olduğu yine vurgulanmış durumda Sayın Yılmaz tarafından. İşte mali disiplinin, yapısal reformların, yani sac ayaklarının, dayanacağı sac ayaklarının altı çiziliyor. Bu kapsamda da bu ekonomi anlayışından vazgeçilmeyeceğinin de aslında sinyali veriliyor. Hı hı. Hem Sayın Şimşek'in dünkü ve bugünkü açıklamaları hem Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından. Şimdi yeni finansal enstrümanlar zaten bugün de konuşulmuş, gündeme gelmiş. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın da bu düzenleyici çerçeveyi sadeleştirme konusunda attığı adımlar da bugün katılan Türkiye Bankalar Birliği üyeleri, yani banka genel müdürleri tarafından da desteklendiği ifade ediliyor. Dolayısıyla önümüzdeki 20 gün boyunca da OVP'nin hazırlanması devam ettiği sürece taraflardan görüş alma ve önerilerin ne olduğu konusu hükümet tarafından dinlenilecek. Bunu anlıyoruz. Çünkü aynı şekilde Mehmet Şimşek'in açıklamalarında da enflasyonu tek haneye indirmek için tüm politika araçlarının kullanılacağı söyleniyor. Yani OVP hazırlanıyor, OVP'nin hazırlanma aşamasında herkesle görüşülüyor ve bu kapsamdaki ana hedef olan enflasyonun tek haneye indirilmesi hususunda da tüm araçların kullanılacağı bizzat vurgulanıyor işin başındaki isimler tarafından. Yine Körfez'den önemli imkanların Türkiye'ye tahsis edileceği konusu, hı hı, ki zaten Körfez turu sonrasında dünkü açıklamalarda da, aslında tur bittikten sonra yapılan tüm açıklamalarda da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda Türkiye'ye gelecek kaynağın tahsis edileceği taraflar yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Sadece bunun net olarak işte şu anlaşma çerçevesinde doğrudan yatırım buraya geldi açıklaması henüz yapılmadı. Ama diyor ki Türkiye'ye tahsis edilecek kaynaklar, diyor Bakan Şimşek, ve özellikle ki biz yayınlarımızda çok fazla irdeledik, aktardık. Bizzat isimlerle de konuştuk. İhracatçıların finansmana erişim sıkıntısı, sorunu da bu kapsamda çözülecek diyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiminden bugün yapılan görüşmeler ve yapılan açıklamalar doğrultusunda aslında edindiğimiz temel bilgi ve temel izlenim, ki muhtemelen hafta sonu yapılacak açıklamalara da yansıyacak, orta vadeli programla ilgili hazırlıkların çok hızlı bir şekilde yapıldığı ve ana hedef olan enflasyonu tek haneye indirme çerçevesinde de tüm araçları kullanılacak. Peki. Şimdi Tarım Bakanı'ndan da gelen dikkate değer açıklamalar var gıda fiyatları kapsamında. Şimdi bu gıda fiyatları meselesi kritik önemde.
bir süredir dünyada düşüş eğilimindeydi ama FAO'nun son verileri bir yukarı doğru fiyatların baş kaldırdığını gösteriyor. İrfan'la da konuşuyoruz, İrfan Donat'la, tarım editörümüzle. Yani bu eğilim devam edebilir bundan sonraki süreçte de. Şimdi Türkiye'de zaten negatif ayrışma vardı bu konuda. Dolayısıyla hem bakan ne diyor, ne bekleniyor, bununla ilgili nasıl bir plan program mevzu bahis olabilir? Şimdi Bakan Yumaklı diyor ki fiyatlarla ilgili olarak tüm piyasayı takip ediyoruz. Özellikle girdi maliyetleriyle ilgilenildiğini söylüyor. İşte gübre, mazot, sulama gibi girdilerin maliyetleriyle özel olarak ilgileniliyor Tarım Bakanlığı içerisinde diyor. Onun dışında aslında gıda fiyatlarının düşmesi için bir model yaygınlaştırma gibi bir amacı var Tarım Bakanlığı'nın. Kent modeli ismini verdikleri bir modeli yaygınlaştıracaklarını ifade ediyorlar. Bu kapsamda da tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri oluşturulacak ve bu organize sanayi bölgeleriyle de büyük şehirlerde uygun fiyatlı ve taze ürünün elde edilmesi sağlanacak. Kurulması planlanan modele göre. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın üretmiş olduğu, üreteceği, şu anda görüşmelerinin devam ettiği ve plan olarak hazır olan bu kapsamda da gıda fiyatlarının düşeceği öngörülüyor. Son dönemde çok gündemde olan bir konu vardı işte zeytinyağı ile ilgili olarak, onun ihracat kısıtlaması ile ilgili olarak. Burada da ana amacın katma değerli ihracatı artırmak olduğunu söylüyor bakan. O yüzden şu süreci beklemek gerekiyor. Belki çok kısa süreçte, çok kısa bir süre içerisinde olmayacaktır ama bu uygulanmak istenen kent tarımı modeliyle ne zaman başlanılacak ve nasıl bir sonuç alınacak, buna bakmak gerekiyor. Ama bugün kamuoyuyla paylaşılmış olması, gazeteci arkadaşlarımızla bir araya geldi Ankara'da Tarım Bakanı, başlayacak olması sadece zamanlamanın ne zaman olduğunu bize göstermiyor. Ama böyle bir model oluşturmuş Tarım Bakanlığı bünyesinde, görüşmeleri devam ediyor ve bu model organize sanayi tarıma dayalı OSB'ler oluşturulmaya başladıkça da yaygınlaşacaktır ve böylece gıda fiyatları düşecektir diye izleyip bakacağız. Peki, şimdi siyasetin gündeminden yansıyanları da bir hızla konuşalım seninle Ali Can. Yani tabii MHP liderinin İYİ Parti'ye çağrısı gündemde. Sonra ittifaklarla ilgili yine İYİ Parti cephesinden gelen açıklama da var. İkisini de bir konuşalım. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki, çağırdık dönmediniz yuvaya. Buradan kasıt şu, 1 Ağustos 2019'da Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı İYİ Parti'ye. Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopup İYİ Parti'ye geçenlere yuvaya dönün çağrısı yapmıştı. Ancak bu çağrı bir karşılık bulmamıştı. Şimdi dün akşam da tekrar çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına diye bir çağrıda bulunuyor İYİ Parti'ye. Bu kapsamda bir kez daha aslında yaklaşan yerel seçimler öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin İYİ Parti'ye yerel seçimlerde beraber hareket etme yönünde bir çağrısı olduğunu görüyoruz bizzat Sayın Bahçeli'nin söylemiyle. Dolayısıyla ikinci çağrı oluyor aslında MHP'den kopup İYİ Parti'ye geçenler belki vurgulanarak söyleniyor. Ama bu daha geniş kapsamda bakıldığında İYİ Parti'ye yapılan bir seçim çağrısı olarak da okunuyor zaten. Şimdi bugün net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya İYİ Parti'den şöyle olacak, hayır kabul ediyoruz, evet kabul etmiyoruz, evet kabul ediyoruz, hayır kabul etmiyoruz gibi bir açıklama gelmedi. Ama şunu beraber değerlendirmek gerekiyor. Şimdi 26 Ağustos tarihinde Meral Akşener'in bir toplantısı olacak. Ve bu toplantıda Sayın Kürşat Zorlu'nun İYİ Parti Sözcüsü'nün açıklamalarında daha öncesinde vardı. Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak bu açıklamalar demişti. Burada İYİ Parti kaynaklarından da Ankara'dan konuştuğum isimlerde de genel beklenti Sayın Akşener'in tabanı tutmak, örgütü beraber tutmak için 26 Ağustos'taki açıklamasında yerel seçimlerde İYİ Parti'nin tek başına hareket edeceği yönünde bir açıklama yapmasının çok yüksek ihtimal olduğu söyleniyor. Ama burada diyalog kanallarının açık tutulacağı, yani kesin olarak hiçbir yerde hiçbir partiyle ittifaka gitmeyeceğiz demesi beklenmiyor. Ama 81 ilde de sanki tek başına seçime girecekmiş gibi çalışın veya çalışacağız yönünde bir çağrı yapmasının çok yüksek ihtimal olduğu söylendi. Ki Teşkilat Başkanı Burak Kavuncu'nun da çok benzer yönde açıklamaları oldu. Diyor ki
işte bütün illerde sanki seçimlere tek başımıza girecekmişiz gibi çalışıyoruz diye geçtiğimiz gün. Hı hı. Şimdi dönelim bugüne. Oktay Vural, hı hı, ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde yıllarca siyaset yapmış ve önemli görevler, tamam, üstlenmiş bir isimli, İYİ Parti'ye geçti. Seçim İşleri Başkanlığı görevini de yürütüyor şu an itibariyle. O da diyor ki İYİ Parti ittifaklara ne mecbur ne de mahkum. Sanki illa bir ittifak içerisinde yer alması zorunluymuş gibi düşünülmesi İYİ Parti'ye bir haksızlıktır diyor. Ve bu kapsamda değerlendirmelerin parti içinde sürdüğünü, ancak İYİ Parti'nin herhangi bir ittifak içerisinde olması gibi bir zorunluluğunun da olmadığını, İYİ Parti'nin kendini zaten Türk kamuoyuna, tüm Türkiye'ye ispat ettiğini söylüyor. Dolayısıyla sanki Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında kesinlikle bir ittifak yapılacaktır gibi bir durumun söz konusu olmadığının aslında bir altının çizilmesi diye okundu bu bugün Ankara'da. Yine sorunların ana çözümünün genel seçim olduğu ve HDP ile de kesinlikle bir işbirliği içerisinde olmayacaklarını da özellikle söylüyor. Benim tüm bunlardan okuduğum, anladığım, en azından bugün itibariyle yeni bir açıklama gelmezse İYİ Parti'nin tüm örgütlerine, yerel Mart seçimlerine her ilde ve her ilçede sanki kendileri bir aday gösterecekmiş gibi hazırlıklarını devam etmesini, ancak bir yandan da özellikle kazanılması için ittifak yapılmasının zorunlu olduğu yerlerde de farklı partilerle bunun görüşmelerinin yapılabileceği yönünde bir süreç işletilecekmiş gibi görüyorum. Ama işte bugün 11 Ağustos, Milliyetçi Hareket Partisi'nin daveti resmen dün yapıldı. Önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama gelir mi gelmez mi orasını bilemiyoruz, İYİ Parti cephesinden söylüyorum. Ama benim bugün konuştuğum isimlerden Milliyetçi Hareket Partisi ve dolayısıyla Cumhur İttifakı içerisinde İYİ Parti'nin yer almasının çok 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 küçük ihtimal olduğu söyleniyor. Dediğim gibi hani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde yer alacak bir İYİ Parti olmayacakmış gibi görüyorum ben. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında da geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi birçok ilde bir ittifaka gidilmeyebilir bu sefer. Alican, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dönelim bir araştırma masasına piyasa notlarını almak için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu Kıratlı benimle. Burcu, hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep. Şimdi Borsa İstanbul tarafına baktığımızda pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz hali hazırda. Bankacılık tarafında realizasyonları takip ettik. Daha fazlasını sen anlatırsın. Tabii küreseldeki notlar da sende. Tamam. Şimdi BIST'ten başlayalım. Şimdi BIST'te BIST'in olumlu performansını anlatacağım ama 7700'lere yaklaşmış durumdayız. 7500'ler geçilir mi, kalıcı olur mu dediğimiz bir evrede artık 8000'leri neredeyse hedefleyebilir mi diye konuşuyoruz. Tabii bunun birçok sebebi var. Haftanın başında ulaşım endeksini izler vaziyetteydik. Daha sonrasında bankacılığı ve yükselmesini gördük. Daha sonra Moody's'in haberlerini takip ettik. Türkiye'nin notu artabilir, görünümünü yükseltebiliriz dedi. Bugün de olumlu haberleri iyi fiyatlamaya oldukça yatkın BIST'te. Şu an Mehmet Şimşek'in özellikle büyümeye dair, istihdama dair açıklamalarını takip ediyor ve bunları olumlu algıladı. Biz hemen grafiklerime döneceğim. Grafikte yurt dışı ile beraber karşılaştırmıştım BIST'te. Dolar bazında son bir aylık dönemde, ayın başından beri değil ama son bir aylık dönemde %19.40 yükseldiğini görüyorum BIST'in dolar bazında. Dünya endeksleriyle birlikte baktığım zaman Nasdaq endeksinin burada %3.33 aşağıda olduğunu, S&P endeksinin %1.20, Eurostoxx endeksinin 0.42, Nikkei'yi de koymuştum. Geçtiğimiz aylarda oldukça olumlu performans gösteren bir endekste 1007 şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Şimdi BIST'teki bugün haberin oldukça önemli olması yatırım, üretim ve özellikle istihdam ve ihracat kalemlerine oldukça vurgu yapılması ve Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili büyümeyle birlikte enflasyonu da tek haneye indirme hedeflerinin olduğunu,
Özellikle ihracatçının finansmana erişim sorununu da önemli ölçüde çözmelerini beklediklerini, günlük 350 milyon liralık olan kaynağın onu 1,5 milyar liraya çıkacağını ve dolayısıyla ihracat demek, büyüme demek, istihdam demek, dolayısıyla BIST aslına bakarsan buna dair tüm olumlu haberleri fiyatlıyor. Zaten biz aslında yılın başından beri belki BIST'in özellikle enflasyona karşı da rakipsiz bir araç olduğunu özellikle yayınlarda konuşuyoruz ama büyümeye dair bundan sonrasında hem doğrudan yatırımlara hem ihracatın büyümesine hem istihdamın büyümesine yönelik haberleri de oldukça olumlu fiyatladığını, piyasanın sadece aslında enflasyona karşı yenilmeme değil de artık bir büyüme hikayesini sadece iç taleple değil İhracatla da büyüme hikayesini özellikle satın aldığını görür vaziyetteyiz. En azından fiyatlamalar artık bu yönde diyebilirim. Yurt dışında da diğer taraftan büyüme rakamlarını takip et İngiltere'de. Şimdi İngiltere'de büyüme rakamı Haziran'da 1.5 yükseldi. Çeyreklik bazda 1.2 yükselmiş oldu. Burada beklentileri yine yendiğini görüyoruz. Fakat bu sürdürülebilir mi? İngiltere ekonomisinin bir süredir aslında kırılganlığını ve zayıflığını konuşur vaziyette. Şimdi kalemlere baktığımda bunun nereden geldiğine, sanayi üretiminden %1.8, hizmetlerden 1.2 ve inşaattan %1.6'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada tabii hane halkı tüketiminin artışı ve devlet harcamalarındaki artış da özellikle yansıtıyor. Ayrıca güçlü iç harcamalar da güçlü iş harcamalarının da sürdüğünü yine görüyoruz. Fakat burada tabii İngiltere'de söylediğim gibi bu yüksek faiz oranlarıyla birlikte İngiltere'de enflasyonu şimdi biz %10'lardan %8'lere doğru düştüğünü takip ediyorduk. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nda diğer taraftan bu faiz artırım sürecinde sonunun geldiğine dair son zamanlarda açıklamalar duyuyorduk. Fakat bu çok mümkün ve bundan sonrasında bu yüksek faiz oranların büyüme üzerine nasıl etkileri olacak? Biz bunu da konuşuyor olacağız. Şimdi bir taraftan hem yüksek ücret artışı hem de enflasyonist baskılar reel gelir sıkışıklığını da diğer taraftan artıracak gibi gözüküyor ve Birleşik PMI da Temmuz ayında bir keskin şekilde düştü ve işsizlik rakamları da burada yükselme durumunda şu anda. Özel sektör maaş artışında ben İngiltere'de enflasyon hedeflemesinden yani %2'den biraz daha yüksek olduğunu takip eder vaziyetteyiz. Dolayısıyla bu %2 enflasyon hedeflemesine şu andaki yüksek artışları daha uzun dönemde yani 4. çeyrekte daha enflasyonist baskılar yaratma potansiyeline de sahip. Dolayısıyla şu anda beklentiden gelen biz yüksek büyüme rakamını aslında bir sonraki dönemlerde yani 4. çeyrekte özellikle bu şekilde göremeyebiliriz. Ve özellikle birinde ya daralma ya da en azından yatay bir büyüme şeklinde gelebilir. Dolayısıyla burada enflasyon patikasını veya İngiltere Merkez Bankası'nın adımlarını takip edeceğiz. Ancak dediğim gibi son gelen enflasyon rakamının %8.7 olmasıyla birlikte bu yolun çok kolay olmayacağını ya da İngiltere ekonomisinin bu büyüme rakamlarını belki bir daha en azından bu derecede göremeyeceği de ben kanısındayım diğer taraftan. Bir de yurt dışında şu anda ben en azından buradaki yayınlarda Amazon gibi, Apple gibi hisseleri anlatıyordum. Şimdi bir tane daha değişik hisseden bahsedeceğim. Alibaba'dan bahsedeceğim. Alibaba'nın dün bilançosu geldi. Beklentilerden iyi geldi. Bir süredir hem Çin'in yavaş büyümesine hem Çin hisselerinin yavaş büyümesine ve oradaki endekslerin aslında ayı piyasasına giriyor mu diye konuşur vaziyetteydi. Fakat bir iki gündür böyle Çin hisseleri tekrar gündeme gelmiş durumda. Özellikle bu turist yasağının kalkmasından sonra orada hem seyahat hem perakende hem kozmetik hisselerine bir alış gelmişti. Şimdi Alibaba'nın beklentilerden iyi gelen bilançosu da özellikle teknoloji tarafında ve perakende tarafında bir coşku yaratmış durumda. Hemen bakıyorum rakamlara 34.3 milyar TL geldi bilançosu Alibaba'nın. Ve Golden Dragon Endeksini de aslına bakarsan harekete geçirdi diyebilirim. Beklenti 32.3 milyardı. Şimdi bu Covid sonrası ekonomik türbülansla mücadele ediyordu tüm Çin hisseleri ve özellikle burada perakende gelirlerinin de arttığını özellikle görüyoruz. %13 oranında artmış. Ama sadece bu değil şimdi Zeynep. Bunun haricinde Alibaba'da Freshippo, işte bulut işletmesi ve Kanio diye bir lojistik şirketi daha var. Onların bu yıl listelenmesi ve halka arz edilmesi de planlanıyor. Buradaki listelemelerden de bulut işinden de bu lojistik işinden de Freshippo işinden de halka arzlardan yaklaşık
yaklaşık bir 10-15 milyar dolarlık ekstradan bir gelir gelmesi bekleniyor. En son Tencent'i halka arz etmesiyle birlikte ciddi bir gelir sağlamıştı. Şimdi tekrar bu iş kollarını ve buradaki özellikle bulut işletmesinin gelirlerinin ne kadar büyüyeceği çok yakından takip ediliyor. Yeniden yapılandırmayı diğer taraftan CEO'lardan gelen açıklamalarda görüyoruz. Hem yeni enerjiyi serbest bırakmak hem de yeniden yapılandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyor. Dolayısıyla aslında biz dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki bu şirketlerin gelirlerini ve bilançolarını da çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Alibaba'nın gelirinin bu anlamda artmış olması da bir umut ışığı olarak da görüldü diyebilirim sana Zeynep. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara. Kapanışa doğruya devam ediyoruz. Profesör Binhan Elif Yılmaz bize katılacak bu noktada. Hoş geldiniz Binhan Hanım. Hoş bulduk. Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi isterseniz ekonomi yönetiminden gelen mesajlarla ve o mesajların neye tekabül ettiğiyle ilgili konuşarak başlayalım. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalar var ki işte enflasyon vurgulu, enflasyonu tek haneye düşürme vurgulu ve tasarruf vurgulu. Yine Bakan Şimşek'in de rezervlerimizi arttırmaya devam edeceğiz minvalindeki açıklaması var. Şimdi enflasyon cephesinden başlayacak olursak hani bir müddettir işte para politikası tarafında ne diyelim tamamlayıcı unsurlarla diyelim işte miktarsal sıkılaşma, seçici kredi gibi uygulamalarla hani bir şekilde talep koşulları yönetilmeye çalışılıyor deyim yerindeyse. Ama şimdi maliyet enflasyonu tarafı var işin. O da kurla, dövizle çok alakalı. TL'nin cazip kılınmasıyla ilişkili ki bu vurgu da yapılıyor. Soru peki hangi yöntemle, hangi yolla? Zira hani faiz tarafında yani para politikasının en temel unsurlarından olan politika faizi tarafında çok agresif bir seyir izlemiyoruz. Dolayısıyla nedir yol yöntem, nasıl bir denge? Evet, kesinlikle zaten para politikasının sıkılaşması süreci dediğiniz gibi kademeli bir faiz artışını içeriyor anlaşıldığı kadarıyla. Ve bu yavaş yavaş daha küçük oranlarda arttırılarak faiz oranı herhalde belli bir noktaya gelinecek. Ama tabii ki bu enflasyonun altında kalacak. Dolayısıyla reel faiz pozitife dönmeyecek. Burası yıl sonuna kadar hemen hemen belli oldu. Yani yine faiz artışı enflasyonun arkasında kalmaya devam edecek. Şimdi bu özellikle kredilerdeki sıkılaşma da aynı zamanda işte faiz artışına biraz entegre bir biçimde devam edecek anlaşılan. Biraz reskont kredilerinde bir hareket var. Ama o da tabii ki neyi beraberinde getiriyor? Bir takım koşulları beraberinde getiriyor. Reskont kredisiyle döviz alınmaması gibi koşullar kendisini göstermiş oluyor. O yüzden hani enflasyonla mücadelede hatta cari açığında yine kontrol edilmesinde aslında para politikası tam olarak rolünü oynayamıyor. Onun yanında işte maliye politikasının sıkılaştığını, işte vergi artışlarının geldiğinde görebiliyoruz. Yani bir taraftan talep baskılanmaya çalışılıyor. Kredi arzında daralma kendisini gösteriyor. Öte taraftan da işte ama bunların hepsi bir maliyet cephesinde de hareketlenmeyi beraberinde getiriyor. Özellikle yeni gelebilecek olan vergiler biraz tabii ki kendisini gösterdi. Otomobilde, giysi'de ya da işte ayakkabıda belki gümrük vergisinde bir artış söz konusu olacak. Pazartesi, salı günü itibariyle işte altın ithalatında ek mali yükümlülük geldi %20 oranında. Evet. Bunlar tabii ki en nihayetinde bir maliyet unsuru olarak karşısına çıkacak firmaların. Ve tabii ki yapılan sözleşmeler de buna göre çok çeşitli olacak. Özellikle Temmuz ayında gerçekleşen bu KDV oranındaki artış sonucunda
firmalar artık sözleşmelerini, hani bir haftalık ya da bir aylık sözleşmelerini KDV dahil değil, KDV artı fiyat ya da fiyat artı KDV şeklinde düzenlemeye başladılar. Çünkü burada da bu oranın oynak olabileceğini ve maliyetleri önemli ölçüde etkileyebileceğini biliyorlar ve buna göre kendi çaplarında bir takım planlamalara girişiyorlar. Yani vergiden dolayı ortaya çıkabilecek maliyet, öte yandan lojistik maliyetler, her biri aslında şu anda para politikasının oradaki kararlarla yönetilebilecek durumda değil aslında. Peki şimdi iki başlığa değinelim, sizin de üzerinde durduğunuz, biraz daha açalım. Bir bu işte krediler meselesi, ticari krediye ulaşmak meselesi, ekonomik sistemin belki de en büyük sıkıntılarından biri. Hani kiminle konuşsak sektörden bu anlamda sıkıntılarını dile getiriyorlar. Şimdi bir parça orada ne diyelim, bir açılma var son dönemde ama... tabii hani hızlı ve devamlılığı nasıl olur, o cevaba muhtaç sanırım. Dolayısıyla burada ekonomik gidişat açısından siz ne beklersiniz önümüzdeki dönemde? Özellikle tabii hani bu mevduat faizleri de geri geldiği için tabii kredi faizleriyle arada bir pozitif marj oldu ama dediğim gibi nasıl devam eder? Evet, aslında para politikasının daha... gevşek olduğu dönemde de, yani 2023'ün seçime kadar olan döneminde de, başından seçime kadar olan dönemde de kredi erişim çok zordu. Orada işte özellikle bankaların uymak zorunda olduğu işte menkul kıymet tesisi zorunlulukları, döviz mevduatından uzaklaşmaya çalışmaları ellerini bağlayıcı unsurlardı. Aslında bu yine nispeten, her ne kadar sadeleşme olacak dense de, yine aslında bu şekilde devam ediyor. Ve burada aslında şuna alışık Türkiye'de işletmeler, genelde KGF'lere alışık. Yani dolayısıyla daha düşük faizli çeşitli iş kollarına, özellikle KOBİ'lere yönelik KGF'lere çok alışık bir dönemden geçildi. Yaklaşık 1,5 sene boyunca sürdü bu. Hatta en son EYT'liler için çok uygun fiyat kredi koşulları olan krediler söz konusuydu. Dolayısıyla hani KOBİ'ye ayrı, EYT'liler için ayrı falan derken çok çeşitliydi. Buradan gelecek bir sıkılaşma adımı elbette ki hem bankaları zorluyor, onların da kredi verme iştahlarını önemli ölçüde kesiyor ama aynı zamanda krediye başvurma niyeti olan firmaların da biraz adımlarını daha temkinli atmalarına sebep oluyor. Çünkü başvuruları reddedilebilir ve bu onların aslında iş hayatları için hiç de olumlu bir seyir olmaz. Bu açıdan ben bir süre daha yine bu koşullarda kredi koşullarında sıkılığın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık şu da var. Bankaların düşük tahville aldıkları düşük faizle aldıkları tahviller var ve fiyat faiz oranı yükselirken elbette ki bu bilanço yapılarını bozabilir. Bir kere kendi içlerinde onu sindirmeleri gerekiyor. Öte taraftan bankaların batık kredileri de var aslında. Aslında tam batık demeyelim de hani faizinin ödendiği ama ana parasının tahsil edilemediği, bankacıların terimiyle yüzdürülen krediler var ki yapılandırılanlar yaklaşık ticari kredilerin %15'i boyutunda bu yapılandırılanlar var. Bundan sonraki daha sıkılaşan bu faiz koşulunda bunlar zarar görebilecekler. Dolayısıyla hem ithalattaki zorluklar, oradaki yükümlülüklerin artışı, hem beraberinde kredi koşullarındaki zorluklar, hem ulaşım zorluğu, hem artık bundan sonra döndürme zorluğu elbette ki büyüme oranını önemli ölçüde düşürecek ana faktörler. Sanayinin yine biraz çarklarının dönmesini zorlayıcı faktörler. Enflasyon hem TÜFE'de hem ÜFE'de onun alt kırılımlarını da gördük zaten. Özellikle nereden kaynaklanıyor ÜFE'deki artış ve bundan sonraki dönemlerde nerelerden kaynaklanabileceği. O yüzden burada çok aslında hassas sektörler var.
Her ne kadar işte Merkez Bankası aslında enflasyon raporunda özellikle önemli yatırımlar, işte Ar-Ge yatırımlarına ilişkin kredi koşullarının çok daha iyi olacağını söylese de aslında her firma yaptığı işin kıymetli olduğunu düşünüyor ve bir takım kolaylıklar bekliyorlar. Ama gel gelelim işte sonuçta şu anda hareketli bir alan Reoskont kredileri olduğunu ben görebiliyorum. Ve bunun haricinde otomobil ya da taşıt ya da ihtiyaç kredilerinde oldukça maliyetli olduğu için o alanda bir hareketsizlik var. İşletmelerin de aslında maliyetleri için, hani yeni bir sermaye, yeni bir yatırım için değil de hani maliyetlerini döndürebilmek için kredilere ulaşımının biraz daha zorlaştığı bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son 3 dakikada da biraz şu Mehmet Şimşek'in açıklaması üzerinden gidelim. Piyasa koşulları el verdiği ölçüde rezerv biriktirme. Şimdi o koşulları biraz değerlendirmekte fayda var sanırım. Hani burada hem KKM'ye olan ilgi, hem döviz tevdiat hesaplarına olan ilgi, ki yukarı yönlü. Hani mevduatları faizlerinin de geriye gelmesi bu anlamda daha da bunu ne derler, vurgulayan bir unsur oldu desek yanlış olmaz. Tabii şimdi bu KKM'den dönüşlerin yine ihracatçı dövizleri üzerinden karşılanma meselesi var. Ama tabii bütün burada yani bu şekilde bir şekilde döndürülüyor. Ama şimdi kurun bu uzun süredir stabil gitmesi hikayesi önümüzdeki dönemde eğer tekrar serbest kur rejimi tam anlamıyla hayata geçecekse o zaman bir teminat bulma meselesi de gündeme gelecektir. Dolayısıyla hani nasıl bir yol izlenebilir burada, piyasa koşulları neye el verir bakanın dediği ifadeyle likidite konusunda, rezerv konusunda? Evet, rezerv kesinlikle biriktirmesi çok önemli çünkü burada aslında önemli bir şekilde, yani döviz ihtiyacının çok önemli bir kısmı aslında yeni borç alınarak ve işte yabancıların açtığı mevduatla karşılanabiliyor. Çok ufak düzeyde doğrudan yabancı sermaye yatırımı geliyor. Ama en nihayetinde yaklaşık bugün cari işlemler hesabında şöyle bir gördüğümüz kadarıyla 28 milyar dolarlık kısım cari açıktaki Merkez Bankası rezervlerinden karşılanması gereken kısım ve önümüzde örneğin Aralık ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık dış borç ana para ödemesinin gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden önümüzdeki süreçte cari açığın finansmanı, öte yandan o dış borcun döndürülebilmesi, ki kısa vadeli dış borçlar çok daha önem taşıyor tabii ki, her biri için rezerv biriktirme şart. Çünkü çok büyük bir eksiden geliyoruz, biliyorsunuz. Yani belki şu dönemde hem KKM dönüşleri, evet biraz ithalatın kısıtlanmış olması, ihracatın evet. Hani bundan sonra ne olur bilmiyoruz ama aslında ihracat da ithalata bağımlı. Ama hani ithalatın kısıtlandığı ortamda en azından dış ticaret açığının küçüldüğü bir şekilde rezervlere olumlu katkısı olur. Fakat aksi durumda dediğim gibi Merkez Bankası'nın güçlü rezerv tutması bu yükümlülüklerin yerine getirmesi için gerek koşul. Aynı zamanda tabii ki rezervin güçlü olması CDS primini düşürecek ve yabancı sermayenin ilgisini çekmesini sağlayacak önemli bir gösterge de olacak. Profesör Binhan Elif Yılmaz, çok çok teşekkürler yayına katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum ve burada kapanışa doğru noktalıyorum. Günden kalanlarda az sonra görüşürüz. Hoşça kalın.